Daktilo 1984 bir YALT projesi kapsamında kadın genç siyasetçilerle yayınlarına devam ediyor. Bugün siyasete girmiş ama arkasından sanırım siyasetten tam beklediğini bulamamış. Fakat siyasetle ilgili bir kadın katılımcıyla daha program yapıyoruz. Elif Şeyma Tepeli. Elif Hanım hoş geldiniz. Kendinizi tanıtarak başlarsanız çok iyi olur. Hoş bulduk, merhabalar. Ben Elif Şeyma Tepeli, Adana'da yaşıyorum. Siyaseti de yerelde Adana'da yürütüyordum. Mesleğim de burada. Burada doğdum, burada büyüdüm. Serbest avukatlık yapıyorum. Adana'da Deva Partisi ile siyasete girdim. Daha evvelinde siyasi geçmişim yoktu. Yani üniversite bazında takip ediyorduk tabii ama aktif olarak siyasette hiçbir zaman bulunmamıştım. Deva Partisi kurulunca Adana'da kurucu il yönetim kurulu üyesi olarak başladım. Daha sonra da olağan kongreyle de ikinci dönemde de seçilmiş il yönetim kurulunda yer aldım. Akabinde 2023 Mart ayı itibariyle de siyaseti bıraktım, istifa ettim. Tabii yerel siyasette desteklediğimiz adaylarımız oluyor. Gönül bağ devam ediyor ama pek tabii ki bir takım değişiklikler sebebiyle ayrılmamız gerekti. Şu an bireysel bazda aktivistliğimi sürdürüyorum. Yerelde kadın adayları özellikle desteklemeye çalışıyorum. Bu şekilde. Çok teşekkürler. Peki Elif Hanım, biz sizde VYEK projesi kapsamında Daktilo 1984 tanıştık. O proje ile siz nasıl tanıştınız? O katılımınızın sonuçları nelerdir? Orada kimlerle görüştünüz? O projeyle beraber ayrı bir network oluştu mu? O projenin bir kapsamını biraz bize anlatabilir misiniz? Şöyle, siyasete ilk girdiğim zamanlarda zaten bu alanlarda kadınları destekleyen birçok yapılanma gibi Daktilo 1984'le de siyasette aktifken tanışmıştım. Çok daha farklı projesinde, Gençliğin Yüzleri projesinde tanışmıştım. Daha sonrasında BİYEK projesinde duyunca açıkçası ilgimi çekti, merak ediyordum. Yani gençlerle ayrı çalıştım ama kadın alanında, kadın siyasetçileri destekleyen bir alanda da bilgilenmeyi tercih etti. Şöyle, zaten hani Adana çok büyük bir şehir değil aslında. Hani büyük gözüküyor ama siyasette maalesef kadınların çok desteklenmediği, geri kaldığı bir dönemi yeni yeni aşmaya başladık. Burada yani Daktilo 1984'ün bu projesine dahil olduktan sonra şunu fark etmeye başladım. Gerçekten Adana'da ciddi bir farkındalık oluşmaya başladı ve özellikle medya kullanımı konusunda kadınlar çok ön plana çıkmaya başladılar. Proje içerisinde birçok kadınla bir araya geldik. Hemen hemen benzer sorunları farklı partilerde yaşadığımızı gördük. Onların çözüm önerilerini dinledik, kendi çözüm önerilerimizi sunduk. Hem program kapsamında çok şey öğrendik hem de deneyim transferi sayesinde birçok açıdan ilerleyebildik. Ben de bu projeyi açıkçası bu yayınlar kapsamında daha fazla tanınır hale gelmiş durumdayım. Ben bu projenin ne eğitmeni ne uygulayıcısıydım. Ama bu yayınlar sayesinde kadın siyasetçilerle, kadın siyasetle ilgili kadınlarla daha çok konuşma şansım oldu. Benim uzaktan bakınca gördüğüm şey şu, bir yandan mesela Deva Partisi kökenli birisi, bir kadın orada. Siyasetle bir parti bağı olmadan sadece muhtar adayı olma niyetiyle gelen parti, sadece siyasetle genç üniversite öğrencisi var. Başka bir partilerden, Deva Partisi olduğu gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden veyahut da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden kadınlar da oradalar. Farklı farklı partilerden farklı farklı kadınlar sadece kadın oldukları için kendi aralarında bir iletişim ağı kurabiliyorlar. Ben bunu çok değerli buldum. Ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Yani siyasette pek tabii ki ideoloji destekleyici bir bağ ama bununla beraber insanları aslında bir araya getiren şey bence hani temelde ortak acılar diyebiliriz. Yani bu farklı farklı alanlarda da belki ideoloji oluşumunda da bu şekilde ama biz kadınların ideolojilerden sıyrılmış olarak siyasette, iş hayatında birçok yerde engellendiğimiz ortada. O yüzden bu kadar ortak sorunları bu kadar farklı kesimlerde görebiliyor olmak hem evet böyle bir gerçek var ve bu bana özel değil kısmını gördüğünüz zaman sizi daha da güçlendiriyor ve hani bizim bir yerde bulabildiğimiz bir çözümü başka biri orada bulamamış olabiliyor. O tarafa destek oluyoruz. Onların buldukları çözümler de bizim görmediğimiz çözümler olabiliyor. Bu açıdan kadın dayanışması siyasette çok kıymetli. Biz de özellikle bu alanda destek olmaya çalışıyoruz birbirimize. Böylelikle hem daha güçleniyoruz hem de bir puzzle'ın tamamlayıcısı olmaya başlıyoruz.
Şimdi kadınlar bu networkleri kurdukça aslında bir yandan da tersten ben şey düşünüyorum. Ne dersiniz? Erkekler siyasette çok büyük bir yüzdeyi oluşturuyorlar. Ve şu an milletvekili sayılarında neredeyse %20'ye yakın kadın vekilimiz artık var. Ama yerel yönetimlerde bu sayılar ne yazık ki yani %2, %3 seviyelerinde neredeyse. Muhtarlıklarda mesela çok düşük. Belediye başkanlıklarında çok düşük kadın oranları. Bu kadar düşük oranlar yani %10 bile değil. Yani %20 olsa biz çok büyük bir ilerleme olmuş olacak diye düşüneceğiz belediyelerde mesela. Ama bu kadar düşük oranların arkasında da şöyle bir gerçeklik var. Var olan düzen kendi kendisi tekrar üretiyor. Yani ve siz burada alternatif ağlar kurarak ancak o düzeni biraz sarsabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Kolay değil işiniz. Ama dünyada mesela yerel yönetimlerde de şey bilinen örneklerde kadınlar her ne kadar erkekler kadar temsil edilmeseler de yerel yönetimlerde mesela genel yönetimlerden bile daha fazla temsil ediliyorlar. Türkiye'de bu yaklaşım bile daha yeni yeni oluşmaya başladı. Yerel yönetimde kadınlar olsun, yerel idareciler kadın olsun yaklaşım bile yeni geldi birçok insanın zihnine ve şu da açık. Yerel yönetimlerin yaptıkları hizmetler de daha ziyade kadınlara yönelik. Gerek sosyal yardımlar, gerek işte, aileye yönelik, eve yönelik, sokaklara yönelik, parklara genelde kadınlara yönelik hizmetler olması arası bile de daha da aslında kadınların odağında olması gereken bir alan diye düşünüyorum. Siz burada yerel genel ayrımı, erkek siyasetçilerin yeni erkek siyasetçilerin üretmesi, sistemi kendi kendisini tekrar tekrar üretmesi konusunda bu gibi konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani daha tarihin ilk zamanlarından itibaren aslında kadının gücünün potansiyelinin erkeğinkinden çok daha farklı oluşu ön plandaydı. Yani işte kadının yapabildiği işte kadın erkek avlanıyorsa kadın toplayıcılık yapıyordu. Sonra kadın elinden toplayıcılık da alındı. Kadın mağaraya girdi. Şimdi kadın eve alınıyor. Çünkü dışarı çıkarsa potansiyelini gösterirse bu defa erkek adayların işi çok daha zor olacak. Hem iş hayatında hem siyasette kadın potansiyeli ürkütücü geliyor. Hani bunu bastırmanın yolu da basit. Zaten belirli bir kültür adı altındaki kültür olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Bir şekilde bir kalıbın içerisinde alınıyor. Şimdi mesela ben ilk siyasete girdiğim zamanlarda daha çok deneyimsiz ve tecrübesizdim. İlk kez siyasetin içerisinde aktif olarak bulunuyordum. Bu konularla ilgili görüştüğümüzde bana işte daha yeni kurulan bir teşkilatın içerisindeydim. Bana bakın işte kadın aday yok, şey yapıyoruz, kadın başvurusu yok görüyorsunuz biz de kadın olmasını isterdik şeklinde cevaplar alıyordum. Sonrasında siyasetten ayrılırken şunu çok net bir biçimde anladım ki zaten kadınlar siyasete girmesin diye o kadar yoğun bir çaba sarf ediliyor ki alanlar o kadar daraltılıyor, işleri o kadar zorlaştırılıyor ki kadınların siyasete girmesi söz konusu dahi olamayabiliyor. Yani bunun için ciddi fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Yani iş hayatında bu konuyla ilgili çok ciddi gelişmeler var. Globalleşmeyle beraber kurumsal firmalarda çok ciddi iyileşmeler var ama siyaset konusunda bu maalesef şu an için göstermelik bir tablo. Yani işte dünyada bu değişim yerelde başlamışken bizde genelde oluyor olması da bunun göstermelik olduğunun en büyük örneği. Bizler şu an için siyasette karar alma mekanizmalarında değil, fotoğraflarla kullanılıyoruz. Konum ankeni olarak kullanılıyoruz. Yani bunun için ses getirebilecek, ciddi anlamda farklılıklar yaratabilecek noktalara konulmuş olursak aslında biz erkek siyasetçilerin de işini kolaylaştıracağız. Bunun farkında değiller. Yani biz aslında bir şeyleri bozmak, birilerinin yerini almak için gelmiyoruz. Biz bir şeyleri düzeltmek için buradayız ve ciddi anlamda potansiyel taşıyabilen birçok kadınla beraberdim ben bu proje kapsamındayken, bu proje içerisindeyken. O kadar farklı yetenekler, o kadar farklı kabiliyetler, entelektüel donanım, yani birçok erkek siyasetçi de olmayanı ben bu ekipte görebildim mesela. O yüzden erkek siyasetçilerin artık şu savaşı bir kenara bırakıp, ötekileştirmeyi bir kenara bırakıp kadınlardan istifade edebilme yollarını, yani istifade burada belki olumsuz bir tabir gibi gözükebilir ama gerçekten istifade edebilirler. Yani kadınlara sadece haklarını vererek yapılması gereken birçok sorumluluğu gerçekleştirip çok daha başarılı işler ortaya koyabilirler. Peki Elif Hanım, sizin hem bu eğitimdeki çevrenizde gördüklerinizde referanslar verdiniz. Onun öncesinde siyasette de aktif olarak bulundunuz. Bu süreçteki deneyimleriniz içerisinde özellikle tırnak içinde kadın olmanızdan kaynaklanan mesela birebir insanlarla yaşadığınız zorluklar oldu mu veyahut da avantajlar oldu mu? Halkla temasınızda nelerle karşılaştınız? Çok sizin beklemediğiniz bir anınız veyahut da bir başınızdan geçen enteresan bir şey var mı acaba? Biraz da onu merak ettim.
Yani birçok şey var aslında. Çok kısa bir süre olmasına rağmen yani Deva Partisi yaklaşık 3 yıllık bir parti. Parti içerisinde teşkilatın başından beri ben çok güzel bir noktadan başladım. Yani gerçekten orada liyakatin önemsendiği bir durum içerisinde ciddi mülakatlardan geçerek il yönetim kuruluna dahil oldum. Ve oradaki emeklerimin de birçoğunun karşılığını gördüm. Yani siyaset içerisinde normalde var olan kesimde yani il yönetim kurulda %50 daha evvel siyasette bulunmuş insanlardan %50'si de siyaset tecrübesi olmayan insanlardan oluşmuştu. Bu da arada güzel bir mozaik oluşturuyordu. Güzel bir ortam vardı. İlk etapta çok zorlandım. Yani bir şeyleri anlamaya çalışırken, nerede ne yapılması gerektiği konusunu anlamaya çalışırken çok zorlandım. Çünkü siyasi teamül dedikleri bir durum var ama bu siyasi teamül her birinde farklılık gösteriyor. Çünkü farklı farklı siyasi partilerden gelmişler ve o düzeni sürdürmeye çalışıyorlar. Zaten o düzeni sürdürecek olsak böyle bir partiye ne gerek var? Burada yeni bir siyasi teamül oluşturmamız gerekmiyor mu? Yani bizim burada yeni bir şeyler söylememiz gerekmiyor mu artık diye düşünüyordum. Orada da işte tecrübesizliğimiz, kadın oluşumuz, bunlar işte siz bilmezsiniz, biz size bu konuda yardımcı olacağız diye yol göstericilikleri oluyordu. Peki biz bundan memnun muyduk? Pek tabii ki değildik. Hani bu hem genç olarak, genç bir siyasetçi olarak hem de kadın bir siyasetçi olarak ayrı ayrı bunun dezavantajlarıyla karşılaştım. Ama şu da var, öğrendiğim birçok şeyi de o alanda öğrendim, o kapsamda öğrendim. Bizler de bir şeyler katmaya çalıştık, onlarla da değişiklik oldu. Ama mesela örneğin buranın küçük bir ilçesinde Adana'nın, şimdi yani teşkilatı rencide etmek istemediğim için hangi ilçe olduğunu söylemek istemiyorum ama gittiğimde mesela bana yenge hoş geldin diyorlardı. Beni il yönetim kurulundan birinin eşi zannediyorlardı. Niye? Çünkü onlarda öyle bir şey oturmuş yani artık bu eleştirilebilecek bir durum da değil. Bizim orada yeni bir dağarcık geliştirmemiz lazım. İl yönetim kurulu üyesi bir kadın da olabilir. Bir kadın yönetici de oraya gelebilir. Ama buna çok alışık olmadıkları için beni herhangi birinin eşi olarak zannedip bütün gün boyunca, bütün etkinlik boyunca bana yenge dediler. Sonrasında doğrusunu izah ettik. Güzel bağlar kurduk. Ama maalesef böyle acı tecrübelerimiz de var. Öncü olan siyasetçiler bazen bunları yaşayacaklar herhalde. Ne olursa olsun sizden sonra gelenler sizden daha rahat yollarda ilerleyecekler diye umuyorum ben de. Doğrusu gerçekten ilginç tecrübeleriniz var. Şu an siyasetin birazcık daha kenarındasınız. Hem tabii ki takip ediyorsunuz, destekliyorsunuz ama aktif olarak siyasetin dışındasınız. Şu an gerek Adana'yı gerek yerel seçimleri nasıl yorumlarsınız? Şu an etrafınızda gördüğünüz siyasi kampanyaları şu an bir genel bir politik çerçeve sizden alsak nasıl olur? Adana'da yani özellikle ben Adana'yı son zamanlarda odaklandım. Normalde önceki seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir konusunda da detaylı araştırmalar yapıyordum ama bu seçimde Adana'da çok değişik şeyler oluyor. Hemen her gün yeni bir değişiklikle karşılaşıyoruz. İşte merkez ilçelerde Çukurova'da, Seyhan'da mevcut belediye başkan adayları aday gösterilmedikten sonra istifa edip CHP'den İYİ Parti'ye geçtiler. Onunla beraber şu an mesela yine Büyükşehir Belediye adayı İYİ Parti'nin Alparslan Türkeş'in kızı kendileri mesela şu an o kadar yoğun bir baskı altında ki izlerken. Şimdi ideoloji falan işin o başka bir boyutu ama kadın olarak görmüş olduğu baskıyı en net şekilde Ülkü Ocakları Başkanlığı'na mesela bugün Alparslan Türkeş'in ihanetle ilgili bir sözü asılmış. O da burada kendisi farklı bir konuma ihanetle suçlanıyor. Yine farklı farklı siyaseten olumsuz görülebilecek şeyler yayılmaya başlandı. Siyasi dedikodular yayılmaya başlandı. Bu özellikle Çukurova Belediye seçimleriyle ilgili farklı şeyler gözüküyor. Yani yaşım çok büyük değil, 28 yaşındayım ama Adana siyasetinde ilk kez bu kadar farklı bir seçimin içerisine giriyoruz ve inanın ki hani her konuyla ilgili az çok yorum yapabilirim ama bu seçimle ilgili hiçbir tahminim yok. Neler olacak, nasıl son bulacak? Çünkü her an her şey değişebiliyor. Her şey olabiliyor. Herhangi birinin adaylıktan çekilme durumu da söz konusu olabilir. Buna da şaşırmayız. Şunu söyleyebilirim, yerel seçimler özelinde Adana'da ve Türkiye genelinde kesinlikle kadın muhtarlar konusunda çok ciddi bir artış var. Beğenerek takip ediyoruz çünkü biz inanıyoruz ki değişimler küçükten başlıyor, büyüye büyüye ilerliyor ve Türkiye genelinde bir değişim olacaksa
Bu en küçük birimden başlaması gerekiyor. Muhtarlıklar konusunda bu değişimi görüyoruz. Adaylıklarla ilgili de Büyükşehir'de yine iki kadın adayımız var. Bunlar da bizi mutlu ediyor. Büyük ilçelerimizde de kadın adaylarımızı görüyoruz. Yoğun çaba sarf ediyorlar. Yoğun destek görüyorlar. Ve dediğim gibi hani bununla ilgili bir takım kadın oluşlarından kaynaklı olumsuz durumlarla karşı karşıya kalsalar da genel olarak teşkilatlar bazında da desteklendiğini görmek bizi umutlandırıyor. Çok teşekkürler Elif Şeyma Hanım. Açıkçası ben bu yayınlara başladıktan sonra tabii ki sizin gibi siyasetle profesyonel olarak neredeyse o seviyede ilgilenmiş, merkez siyasetin içerisinde bulunmuş kadınlarla yayınlar yapıyoruz. Ama bir yandan da kadın muhtar adaylarıyla yayınlar yapıyoruz. Gerçekten özellikle kadın muhtar adaylarıyla yaptığım yayınlar kendi adıma öğretici. Yani ben de çok şey öğreniyorum onların hikayelerinden ve şu bana enteresan geliyor. Birçok kadın muhtar adayı, ben şu ana kadar 5-6 tane kadın muhtar adayıyla böyle yayın yapma şansına kavuştum bu proje kapsamında. Birçok kadın muhtar adayında orada şunu gördüm. Kadınlar mesela sınıf annesi olmuşlar. Okullarına bir şekilde ilgilenmeye başlamışlar. Çocukların okullarıyla ilgilenmeye başlamışlar. Ve onun yarattığı bir şekilde mahalleleriyle bir şekilde yoğun temas etmeye başladılar. Ve o temasın sonunda neredeyse birçok kadın muhtar adayında ben onu gördüm. O temasın ardından muhtar adaylığı gelmiş. Ve kendi aileleriyle olan ilişkileri, kendi çocuklarıyla olan ilişkileri arkasından tüm çocuklarının tüm sınıf arkadaşları, tüm okulla ilişkilerini, oradan tüm mahalleli ilişkilerine dönmüş. Kadınların gerçekten yerel siyasette az önce bahsettik neden yerel siyasette kadınlar daha önde olmalılar diye. Gerçekten de kadınların o aileyle olan yakın ilişkileri bu yerel siyasetteki bence kadınların ayrıca önemli olduğunu da gösteriyor bize diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani zaten toplumun kadına yüklediği roller çok fazla. Yani bir anne olarak, bir eş olarak, bir evlat olarak sorumlulukları bir erkeğe nazaran çok çok daha fazla. Ve kadınların bir anda, yani şimdi dediğim gibi ben şanslı bir şekilde başladım. İl yönetim kurulundan başladım bu işe. Hani bunda da belki evveliyatındaki eğitimden kaynaklı farklı alanlarda bulunma, STK'lar konusunda tam bir STK üyesi olmasam da sivil olarak aktivistlik yaptığım için birçok alanda bulunmamdan kaynaklı olarak bunu biraz daha hızlı gerçekleştirebildim. Ama her kadın için aynı şey söz konusu değil. Yani mesela ailesi tarafından desteklenmiyor, babası, eşi, yani yine bir erkek tarafından engellenerek kendi alanı, kendi konfor alanının çok dışında yer bulmasına müsaade edilmiyor. Onun için kadınlar konusunda buna en iyi başlayabilecekleri yer okul, aile meclislerinde bulunarak biraz daha ilerleyebiliyorlar. Sınıf annesi oluyorlar. Sorumluluk alarak kendi potansiyellerini görüyorlar. Kendilerine güvenleri yerine geliyor. Networkleri artıyor. Daha sonrasında yani kadının çözüm kabiliyeti o kadar yüksek ki aslında. Yani bir erkeğe nazaran bir sorumluluğu iki tarafa da verdiğinizde kadının çabası daha komplike düşünce yapısı birçok şey konusunda başarılı olmasına, daha hızlı çözüme ulaşmasına, daha farklı çözüm önerileri sunmasını sağlıyor. Bu yüzden alışılmışın dışında bir sonuç elde etmek için kadın adaylıklar gerçekten nihayetinde bizi en iyi noktaya getiriyor. Şu an kadın adayların fazla oluşu, kadın muhtar adaylarının fazla oluşunun en büyük sebeplerinden bir tanesi mevcuttaki kadın muhtarlar. Kadın muhtarların başarısı diğer adaylara destek veriyor. Aynı şekilde artık halk da bundan mutlu. Çünkü görüyorlar, yani kadın muhtarın neler yapabildiğini, nasıl uğraştığını, nasıl çaba gösterdiğini görüyorlar. O yüzden ben şu an bundan önceki dönemde bulunan muhtarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü söylediğiniz gibi önce olmak çok zor. Yani evet, keyifli bir süreç, mücadele etmek insanı diri tutuyor ama çok yorucu. Yani bunu başarabildikleri için onlara teşekkür ediyorum. Şimdiki adaylarımız da aslında mücadele daha bitmedi. Devam ediyor. Daha yolun başındayız. Daha yeni yeni bir şeyler alıyoruz. Onların da şu anki çabası çok kıymetli. O yüzden dediğim gibi hani etrafımızda, çevremizde kadınları gördükçe mutlu oluyoruz. Ama mutlu olmak tek başına yetmiyor. Onların da bizden beklediği destekler var. Bunları da sunmamız gerekiyor. Avukat Elif Şeyma Tepeli, zaten avukat olarak kamusal bir hizmet veriyorsunuz. Siyasette şimdilik ara verdiniz diye düşünüyorum ben. Ama sonrası belli olmaz. Ne dersiniz? Bunun sonunda da sizle ilk bu yayını yapmışız.
yayından ben çok keyif aldım. Çok teşekkürler. Son sözleriniz varsa son sözlerinizi de alalım. Ne dersiniz? Ben çok teşekkür ediyorum. Yani bu yayınlar gerçekten çok kıymetli. Çünkü bizler şu an herhangi köşelerinde oturan, ben mesela şu an ofisimdeyim, belki yayın yaptığınız kadın muhtar adaylarından birisi şu an bir ev ziyaretinde, diğer başka bir kadın aday arkadaşımız belki çocuğunu emziriyor, öbürü yemeğini pişiriyor, öbürü şu an adliyede koşturuyor, belki bambaşka yerlerdeyiz. Ve bizi bir araya getirerek yani öncelikle bu yani bulunmuş olduğumuz proje kapsamında gördüğümüz şeylerin yanında bazı şeyleri anlatmamız için de fırsat buluyor olmak çok güzel. Bizler için çok kıymetli. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Ya şunu eklemem lazım Elif Şeyma Hanım. Bir kadın muhtar adayı ile yayın kaydını gece 11'de aldık biz. İşte neden? Çünkü işte gün boyunca sokaktayım dedi. Arkasından eve gideceğim. Çocukları yatırmam lazım. Çocuklar yattıktan sonra ancak yap. Yani şimdi gerçekten kadın adayın temposuna da şahit olmuş oluyoruz orada. Ya hayran olmamak elde değil. Çok haklısınız. Aynen öyle. Yani adaylarımız, şimdi dediğim gibi ben bu süreçte aktif olarak herhangi bir çalışmada bulunmadım. Herhangi bir adaylığım yok. Ama bizzat arkadaşlarımın çalışmalarına şahit oluyorum. Çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Ve gerçekten çok ciddi sorumlulukları olmasına rağmen bu çabayı sarf ediyorlar. Bence bu millet için çok kıymetli şeyler bunlar. Elif Şeyma Hanım çok teşekkürler. Daktilo 1984'te bir yayının daha sonuna geldik. Kadın adaylarla, kadın siyasetçilerle konuşmaya devam edeceğiz.